أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Yüce Rabbimiz, sevgili Allah'ımız Celle Şanuhu, bütün ibadat taatlerimizde riya, gösteriş, ucub, bu gibi hastalıklardan uzak, rızâ-i şerifine muvafık amel konusunda dinleyip anlattıklarımızla yaşama ibret alma basiretini Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bizlerden önce ahirete göç etmiş analarımızdan, babalarımızdan, hocalarımızdan, bu mukaddes değerlerimizi bu güzel ülkemizde yaşamamız için her fedakarlığı yapmış aziz geçmişlerimizin kabirlerini, bizlerin de kalplerini Yüce Rabbim Kur'an'ın nuruyla tenvir eylesin. Yüce Rabbim şu anda da ahiret yolculuğuna çıkan iki kardeşimize de ve huzuru devletlerine bulunduğumuz Sümbül-i Sinan Hazretlerine, civarımızda metfun bulunan bütün merhuma da Yüce Rabbim rahmetini lütfu keremiyle ihsan eylesin. Şu anda hastanelerin çevresinde cemaatin bizim tanıdığımız hocalarımız, Yüce Rabbim ümmeti Muhammed'in bütün hastalarını hastalarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Dertli olanlara deva, borçlu olanlara edalar nasip eylesin. Bize de hayatımızın baki kalan kısmında Kur'an ve sünnet ölçüsünde yaşayabilme hassasiyetini, idrakini lütfu keremiyle nasip ve müyesser eylesin. Çok aziz ve saygıdeğer müminler, bahtiyar Müslümanlar. Bugünkü sohbetimizde genelde Kur'an-ı Kerim'le alakalı, Kur'an-ı Kerim'in yüceliği karşısında bizim tavrımız ona karşı nedir? Kur'an'a karşı yapmamız gereken ilgi alakanın geçmişte sahabe-i kiramda nasıldı? Nasıl neticeler elde ettiler? Bugün bizim Kur'an-ı Kerim'den uzak kalışımızın çektiğimiz sıkıntı çilelerin ne boyutta olduğu konusuyla alakalı zaman el verdikçe
bir nebze de olsa birkaç ayeti celileyi, hadisi şerifleri beraber mütalaa etmeye çalışacağız. Aziz dostlar, birinci ayeti celilede önce sevgili Allah'ımız bir maddi nimetten bahsediyor. Vallahu enzele mines semai ma'en. Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki ben size gökyüzünden bir yağmur indirdim. Fe enzelna fe ahya bihil arda ba'de mevtiha. O yeryüzünün ölümünden sonra o yağmurla yeryüzünü diriltiyor. İnne fî zâlike le âyeten. Bunun da büyük bir alamet, ibretler var. Ama kim için? Li kavmin yesmeûn, işiten bir kavim için. Aziz dostlar, bu ayeti celile önce bir büyüklerimizin bir verdiği mana var, müfessirlerin. Bir de işari bir manası var bizim konumuzla alakalı. Ancak lafzi manada sevgili Allah'ımızın bize lütfettiği yağmurun nelere vesile olduğunu, hayatı nasıl güzelleştirdiğini, ihya ettiğini, gökyüzünden gönderdiği o yağmurla yeryüzündeki bitkilerin, mahsulün oluşmasında nasıl katkı sağladığını yüce sevgili Allah'ımız bize ifade etmiş oluyor. Mesela bugün bakıyorsunuz fizikte, kimyada, benzeri derslerde suyun işte hidrojen artı oksijenden oluştuğu anlatılıyor ama bunu yoktan var edenin kim olduğu noktasında bazen öğretmenlerimiz alınmasınlar ama ilim bu noktada imanı gerektirecek bir ölçüden mahrum kalıyor. Yani çocuk belki eğitimde yağmurun nerelerden oluştuğunu biliyor ama onu yoktan var eden gücün kim olduğunu bildiği takdirde hayatının seyrinin değişmesi gerektiğini bilecek. Bu noktanın altını çizmekte fayda var dostlar. Bir de şunu dikkatinizi çekiyorum. Bugünlerde yağmur olması vesilesiyle kar, birkaç cümle söylemek arzu ediyorum. Sevgili Allah'ımızın gücünün, kudretinin sonsuzluğunu şu kar tanelerinin gökyüzünde hangi depolarda, hangi işçiler tarafından imal edildiğini düşündüğünüzde insanın hafsalası almıyor dostlar. Yani demek ki bu yağmurlar ki bazen semada sele yele vermiyor ama yeryüzüne indiği zaman çatılar gidiyor, sele gidiyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kudretinin burada sonsuz olduğunu bu vesileyle anlamış oluyoruz. Ama bizim tabii asıl mana buraya işari olarak mutasavvif erbabı şöyle bir mana veriyor. Diyor ki nasıl ki yağmur yağdığı zaman yeri diriltiyorsa buradaki yağmurdan maksat diyorlar Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an-ı Kerim'de çorak gönülleri, putlaşmış veya yaratılış gayesini unutmuş gönülleri yeniden diriltiyor. Yaratılış gayesiyle tanıştırıyor. Dünyaya niçin geldiğinin hissine varıyor. Ve neticede kulluğunun farkına vararak dünyadaki düzenlemesini sevgili Allah'ımızın kitabı doğrultusunda, helal ve haram doğrultusunda yönlendiriyor. Nasıl dostlar, şöyle de bazı büyükler diyorlar ki veya ifade edenler, işte yaz ilkbaharı insanlığın gençliğine, sonbaharı insanlığın yaşlanması, saçının sakalının ağarmasına, kışı da insanın ölümü olarak değerlendiriyorlar. Yani mevsimler aslında insanları, bir nebze insanların hayatını da aksettirmiş oluyor. Bu vesileyle şimdi kıştan sonra göreceğiz ki ilkbaharda her taraf yeşillenecek. Hani Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki ilkbaharı gördüğünüzde ölümden sonra dirilmeyi hatırlayın. Hani insan bazen çok biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah'a imanla ahirete iman beraber çok zikredilir. Çünkü gaybi boyutları farklıdır. Dolayısıyla insanların çok inkar ettiği esasların içinde ahirete iman gelir biraz. Bunu sevgili peygamber aslında kainattaki bütün varlıklar ölümden sonra dirilmenin gerçek olduğunu bize hissettiriyor. Yani insan şu manzaradan sonra
ölen ağaçların o yaz ilkbahardaki o çiçeklerle donatılmasını gördüğü zaman o kurumuş yap dallara Cenab-ı Hakk'ın nasıl yeşerttiğini gördüğünde ölmüş insanı yeniden diriltmeye kadir olduğunu mümin zaten kainatta okuyor dostlar. Şimdi biz oraya girmeyelim, yani şöyle bir teşbih alınıyorum bu ayeti celileden. Nasıl ki ölmüş bir toprak yağmur yağdığı zaman kendine geliyor, insanın yüzünü güldüren nebatatı bitiriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de küfürle ölmüş, kendini kaybetmiş, yaratılış gayesini unutmuş insanlara yeniden hayata kavuşturuyor. Hani biz zaman zaman çok okuduğumuz Akif'in bir ifadesi var biliyorsunuz. Akif merhum diyor ki, beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, onsuz canavardan da beterdir insan diyor. Yani demek istiyor ki Akif bize, Kur'an'la ihya edilmeyen gönüller ölü bir manzara arz eder, insana vahşet sergiler, insanı kana bulandırır. Ama Kur'an'la yetişen, Kur'an'la yoğrulan, Kur'an'la ihya edilen gönüller dünyaya mutluluk sağlar. Burada geçen akşam hafta konuştuğumuz Malik bin Enes'in bir sözü de hatırıma geliyor dostlar. Çok kısa geçmiştik. O cümlenin üzerinde biraz durmak istiyorum. Biliyorsunuz geçtiğimiz Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili'ni kutlamıştık. Yani Efendimiz'in dünyaya teşrifini kutlamıştık. Hepiniz de az çok duyuyorsunuz, biliyorsunuz ki Peygamber Aleyhisselam'ın geldiği o dönem bir vahşi tablonun sergilendiği, insanlığın yaratılışını unuttuğu, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, içkinin, kumarın yaşandığı, güçlünün zayıfı ezdiği, sömürdüğü, yine okumakta fayda var Akif'in, sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, gitsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi dediği bir topluma kainatın efendisi Aleyhisselam geliyor ve o toplumu ayağa kaldırıyor. Demek ki dostlar, cahiliye dönemini mutluluk dönemine dönüştüren iki iksir var. Birisi Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, ikincisi de sevgili peygamberimizin sünneti icraatı dostlar. Zaten ayet-i celilelerde de لِتُخْرِجَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesi insanları karanlıklardan, sıkıntılardan, örfün, adetin baskısından kainatın sahibini tanımaya yönlendirecek ifadesini görüyoruz. Burada Enes bin Malik Hazretleri diyor ki لَا يَسْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ اَوَّلُهَا Bugünü herhalde işaret etmek istiyor belki. Yani bugün değil, mahşere kadar. Diyor ki bu ümmetin evveli ne ile ıslah olduysa ahiri de onunla ıslah olacak. Aziz dostlar, bugün dünyaya baktığınızda belki görünüşte biraz farklılığı var ama sevgili peygamberimizin yaşadığı cahiliye döneminden vahşet daha ileri seviyede sergileniyor. Belki bir misal vermek gerekirse, o günkü ortamda kız çocukları diri diri toprağa gömülürken bugün kürtajla milyonlarca yavru katlediliyor. Suçu nedir bu ana karnındaki yavrunun? Neticede dünyadaki güya rızık telaşı, başkalarına yetmez telaşı, cahiliyedeki o cahiliye kafa yapısı bugünkü bir nesli katlediyor. Veya bugün dünyada bir kesim rahat yaşaması için birilerinin ölümünü istiyor. Veya bir takım menfaatleri, geleceklerini garantiye almak için bir nesli topluca imha ediyor. Bazıları eğitimin içinde de imha ediliyor. Yani yaratılış gayesinden uzaklaştırılarak, köklerinden koparılarak, başka kulvarlarda koşturularak başka bir ölümü de tattırıyor bu dünya. Onun için dostlar, geçmişteki o nesli Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'la ihya etti. Sahabe-i kiramın evlerine bakıyoruz dostlar. Usulü tefsir kitapları diyor ki sahabinin evlerinde, kısa bir hadis ifadesiyle, deviyen kedeviyen nahli, yani sahabe-i kiramın evlerinde arı vızıltısı gibi diyor Kur'an şakır şakır okunurdu diyor. Hatta bazı rivayetlere göre Hazreti Ömer Efendimizin Bakara suresini hem öğrenip hem yaşamasının 12 seneye vardığını söylüyorlar. Yani sahabe-i kiramda Kur'an'da kayıtsızlık,
Kur'an'dan uzak kalma mefhumu yok dostlar. Onlar biliyorlar ki, Hazreti Ömer Efendimiz de biliyorsunuz, affına sığınarak söyleyelim, sevgili peygamberimizi öldürmeye giderken, ona inen Kur'an'la yüreğinde inkılap oluşuyor, Hazreti Ömer öldürmeye gitti, insanın hamisi oluyor. Dünya tarihinde böyle bir şey yok dostlar. Yani yok etmeye gittiğiniz bir sistem, nizam sizi yeniden ihya ediyor. O da Kur'an-ı Kerim'dir dostlar. İşte o Kur'an-ı Kerim ki o nesli o kadar mükemmel hale getiriyor ki Efendimizin ifadesiyle ashabi kennucumi bi'eyyihi muktedeytum ihtedeytum. Ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Yani birbirini öldüren, katleden, kız çocuklarını diri diri gömen o nesilden kadınların hakkını, insanlığın hakkını, bütün dünyanın hakkını, hatta hayvanatın hakkını bile, masum varlıkların hakkını bile teminat altına alan bir dinin icraatıyla karşılaşıyoruz. Demek ki dostlar o gün o vahşi tablo mutluluk dönemine Kur'an'la Hazreti Peygamber'in icraatıyla giriyorsa bugünkü dünyanın da o günkü kadar Kur'an'a ihtiyacı var dostlar. Onun için aziz dostlar bugün biz buna bağlılığımız ama sahabinin bağlılığında aramızda çok fark var. Hani bir ifade söylüyorlar biliyorsunuz, çok söylüyoruz onu. Hasan Basri Hazretleri tabiindendir biliyorsunuz. Ona diyorlar ki sen bizim asrımızın sahabisi gibisin deyince onun bir meşhur sözü var. Diyor ki siz onları görseydiniz deli derdiniz, onlar sizi görse bunlar Müslüman mı derdi diyor. Yani öyle bir bağlantı anlayışları var Kur'an'la. Yine Ali İmran suresinde sevgili Allah'ımız وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine öyle sımsıkı sarılın ki asla ayrılmayın. Bir tefsirde gördüm dostlar. Allah'ın ipinden maksat burada Allah'ın şeriatına, dinine, kitabına, İslam dinine sımsıkı sarılmak, onun gereklerini yerine getirmek, hayatı onunla şekillendirmek diye tefsir ediyorlar da şöyle bir yorum okumuştum. Nasıl Kur'an'a sarılalım? Çok rahat anlatılmış için diyor ki bir insan düşünün, bir kuyuya düşüverdi. En son hiç kimse onun haberi yok. Ölümle boğuşuyor orada. Tam ölümle boğuşurken adeta Azrail'in selamı karşısında yukarıdan kendisine bir ip atılıyor. Diyor ki o ölmek üzere olan o vatandaş o ipe nasıl sarılır? Eliyle, koluyla, vücuduyla her tarafını sapasağlam hale getirir ki aman bir kopmasın, son kurtuluşum budur. Aziz dostlar, o zaman bizim de Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız, bu ölçülerde olmadıkça Müslümanlar netice elde hasıl olmuyor. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız, alınmayacaksınız, kızmayacaksınız. Akif şiirinde çok güzel ifade eder bunu. Akif diyor ki, lafzı muhkem yalınız, anlaşılan mananın, hiçbirimiz kaydında değil mananın. Yani ne diyor Akif anlıyorsunuz. Biraz dilimiz çok tabii. Akif dedemizi tanımıyoruz hale geldik. Akif diyor ki şu Kur'an-ı Kerim'in diyor sadece lafzını okuyoruz. Yani lafzını anlıyoruz ama mananın ruhunun kaydında değiliz diyor. Yani derdimiz evet okuyoruz ama ne diyor bana bu Kur'an-ı Kerim? Alınmayın ama bir zaman bir hoca efendi şöyle bir şey söylemişti. Diyor ki Hafız-ı Kelam İbrahim hocam bir ayeti celile okuyor. Bir Müslüman gözyaşı döküp ağlıyor. Ben çıkıyorum kürsüye düşünün. O ayetin manasını anlatmaya teşebbüs ediyorum. Cemaat olmaz böyle bir ayet diyor. Ya hacı amca az önceki ayetin ben manasını veriyorum. Ne diyordu o ayette? O ayette faizi Allah haram kılıyordu. Diyordu ki binlerce insanın alın terini bir kişi sömüremez. Böyle bir anlayış İslam'da yoktur. Bu din sömürme dini değildir, adalet dinidir. Burada zekatı var, burada sadakası var ama hiçbir şekilde bir Müslümanın elinden malını almak için rızası olmadan, ticaret gibi, hibe gibi, bağış gibi bir şey vermeden onun malını kumarla, içkiyle, faizle, dalavereyle, kumpasla almak haramdır. Ayet-i Celile'yi okuduğunda ağlayan Müslüman, manasını duyduğunda bazen tenkit edesi geliyor. Dostlar, o zaman biz demek ki Kur'an-ı Kerim'i
ruhuyla tanımamız gerekiyor dostlar. Siz bunu biliyorsunuz. Biraz mesai sarf etmek gerekiyor. Yani bazen söylüyorum, sabahın 7'sinden akşamın 8'ine kadar haber izliyoruz. Ama haberlerin asıl konusu bunda. وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا. Bütün doğru haberler burada dostlar. Biz geçmişin, geleceğin haberlerini Kur'an'dan alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de neler yok ki dostlar? Geçmişteki peygamberlerin yaşadığı hayat hikayeleri var. İktisadi hayatla, ekonomiyle ilgili ayetler var. Uluslararası ticaretle ilgili, hukukla arası ayetler var. Teknolojinin üretimiyle ayeti celileler var. Evlilikle, nikahla alakalı, ticaretle alakalı, haklarla alakalı. Yani bütün insanlığın, kısa söyleyelim, hayatta insanlığın neye ihtiyacı varsa Allah onu Kur'an-ı Kerim'de ortaya koymuştur. Yoksa Allah o zaman eksik olurdu dostlar. Hani Bediüzzaman'ın bir sözünü burada çok söylüyorum. Ne diyordu Bediüzzaman? Helaller dairesi zevke kafidir, harama asla ihtiyaç yoktur. Yani Allah kulunun ihtiyaçlarını helal dairesinde lütfediyor. Bağışlayın, en belki zirve gördüğünüz nefsi istek, şehevi duyguyu da kötü kabul etmiyor Hristiyanlık gibi İslam, ama onu meşru noktada kanalize etmeyi emrediyor. Diyor ki şehevi gücünü ben verdim ama bunun ölçüsünü koydum. Bunu nikahın dışında başka yerlerle tatmine kalktığın zaman seni cezalandırırım. Yani senin hayatının her ölçüsünü Kur'an ve sünnet ölçüsüne koydum. Hatta Efendimizin sünnetini de beraber düşündüğünüzde Müslümanın, af buyurun, tuvalete adımını atışından yatağına yatışına kadar, eşiyle beraber oluşuna kadar hayatının her safhasını kuşatan ilahi emirler bütünü var dostlar. Çünkü Kur'an ölümsüz bir dindir dostlar. Hani Necip Fazıl bunu çok güzel de ifade eder. Necip Fazıl diyor ki, her fikir, her inanış, tek mevsimlik ve selam, zaman ve çağlar üstü biricik nizam İslam diyor. Yani eskimeyen, pörsümeyen, hani bazen konuşursunuz, geçen de bir müftü arkadaşımız var, telefonla konuşuyoruz, bir ayetten bahsediyor. Hocam diyor, sanki bu ayet bugün indi gibi düşündüm diyor. Tazeliğini öyle bir koruyor ki, hani bir kitabı okursunuz, iki defa üç defa okudunuz mu artık okuyasınız gelmez. Ama Kur'an-ı Kerim'i her okuyun, her okuyuşunuzda farklı bir ruh yakalıyorsunuz dostlar. Ama bir mesai gerektiriyor dostlar. Yani böyle, bağışlayın, şurada çok tatlı bir çeşme var, çok mükemmel bir suyu var ama siz onunla dışarıdan bakıyorsunuz, suyundan istifade etmiyorsunuz. Ne zaman musluğunu açar, suyu kana kana içerseniz sizin susuzluğunuzu giderecek. Bir Arap şairi bugünkü dünyayı anlatırken diyor ki, كَلْعِيْسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا وَالْمَاءُ فَوْقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولٌ. Bugünkü insanlar diyor, Kur'an-ı Kerim gibi dünyasını ve ahiretinin her isteğini düzenleyen kitabı varken ondan istifade etmemesini, onu kenara itip de başkalarından doğruları elde etmeye çalışması tıpkı diyor, şöyle bir deveye benzer çölde diyor. Çölde deve seyrediyor diyor, sırtında sular bidonları dolu ama diyor susuzluktan kıvranıyor. Yani halbuki susuzluğunu giderecek su sırtında. Dostlar, çok uzaklara değil, üstad ifadesiyle söylemek gerekirse, eczahanede ama hangi rafta şişede, İslam ki tek ilaçtır, örümcekli köşede diyor. Dostlar, cenazede hatırlamak değil, bak iki kardeşimiz bitirdiler dünyalarını, ahirete gidiyorlar. Allah yollarını açık etsin. Yolları asan olsun, korkulacak bir kapı değil. Ama dostlar, demek ki şu anlaşılıyor, dünyaya gelişimizde, gidişimizde bize ait değil. Bir güç var, kaderin üstünde bir kader var, gökyüzünden haber var diyor ya şair. Dostlar, bir gün bu hayat bitiyor işte, noktalanıyor. Ezelde Rahman ecel saatini kurmuş ama bir gün gelecek, o saat duracak dostlar, bitiyor. Onun için hani zaman zaman okuyoruz değil mi Necip Fazıl'dan? Dünyada lezzet, renk, nakış, ne varsa küsüm, gözümde son marifet, Azrail'e tebessüm. Şimdi bu kardeşlerimiz gidiyor dostlar, düşünün. Bu insanlar elhamdülillah İslam'ı yaşamış insanlardır inancımıza göre. Çok yakın tanımıyorum ama bizim toplum budur.
eksikliği de olsa boynunu bükmüştür. Ama dostlar, şimdi şu kış şartlarında biz doğalgazın ortamında üşürken bunları bırakacağımız kabir neyle donatılacak dostlar? Hani geçen size bir okumuş muydum bilmiyorum. Efendimiz Sırat Köprüsü'nden bahsederken biliyorsunuz kıldan ince kılıçtan keskin diye hocalarımız da bizi korkutuyorlar biraz herhalde diye düşünüyorum. Ama Efendimiz buyuruyor ki Sırat Köprüsü'nü anlatırken cüz ya mümin fakat etfe'e nuruke lehebi. Ey mümin diyor, ey Kur'an okuyan, ey teheccüdünü kılan, ne bileyim beş vakit namazını kılan, hanımsa tesettürünü Allah'ın emrettiği örtüsünü yerine getiren, yani Allah'ın istediği gibi, yaratıcısının istediği gibi yaşayan, abdestini namazını alan, buralardan oluşan nurlar, sen o nurlar fakat etfe'e nuruke lehebi. Senin o iman nurun benim ateşimi söndürüyor. Şu secde ediyorsun ya namazda, bu ruhunu yakaladığın zaman bu secde yarın cehennemin ateşini söndürüyor. Bak bu nur kabri döşüyor. Nasıl döşüyor biliyor musunuz? Geliyor melekler soruyorlar, büyüklerin korkusu yok. Mevlana diyor ki şebi arustur ölüm gecesi. Hocalarım burada anlatıyorlar, dinliyorsunuz. Ölüme gerdek gecesi diyor. Ya benim anlıyor kafam dostlar. Nasıl bir şey ölüm, gerdek gecesi? Soğuğa gidiyorsun, yalnızlığa gidiyorsun, gerdek gecesi diyor buna Hazreti Mevlana. Ama Mevlana bakışı tabii bu, benimki değil ki. Mevlana diyor ki dünyaya gelirken ben diyor dostlarla karşılaştım ama şimdi ölümsüz bir dosta gidiyorum. Şairini bilmiyorum da çok dikkatimi çeken bir şiirdir, çok okuyorum. Diyor ki genç kardeşlerimi kulaklarımla müzakere ediyoruz hem. Afitabi husnü huban akıbet uful eyler. Ben muhibbi la yezalim la uhibbul afilin diyor. Diyor ki dünyanın ne kraliçeleri, ne tafra atanları, ne Allah'ın ahkamını beğenmeyenleri, bu asırda Allah'ın kitabı olur mu diyenlerin nice güzel yüzlü güzeller uful etti gittiler diyor. Ben muhibbi la yezalim, ben ölümsüzü sevdim la uhibbul afilin. İbrahim Aleyhisselam'dan alıyor. Ben batanlara gönül vermedim. Dostlar, evet eşimiz, evet yavrumuz, evet komşumuz, dostumuz. Ama onların dostlukları bir yerde bitecek dostlar. Nerede bitecek? İza matel insan in kata ameluhu. Konuyu da biraz kaçırdık ama İza matel insanu in kata ameluhu illa min thalathin. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam insan öldüğü zaman amel defteri rafa kalıyor. Mali müşavirler defterleri iptal ediyorlar. Mali müşavirlerin iptal edemediği 3 defter var. Birinci derecede sadakatin cariyetin. Akan bir cariye, bir sadaka. İşte cami, işte köprü, işte hastane, işte insanlığa hizmet adına ne düşünürseniz. Ecdada bakın işte. Camileriyle, mihraplarıyla, darul acezeleriyle damgasını vurmuş bir şehir İslam adına düşünün işte. Böyle yapıyor bir sadaka-i cariye. Arkasından ev ilmin yuntefe'u bihi. Kendisiyle faydalanılan bir ilim. Evveledin salihin yed'u leh. Kendisine dua eden salih bir evlat. Amel defteri kapanmıyor dostlar. Necip Fazıl'dan geldik buradan, yine isterseniz bir cümle söyleyip dönelim. Öyle diyordu, daha önce çok okudum size herhalde. Çok net anlattığı için hayranım biraz onun. Diyor ki ey hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir, mezarda geçer akçe neyse onu biriktir diyor. O zaman dostlar şu günlük gülistanlık dünyanın güzelliklerine çok gelin aldanmamaya çalışalım. Şu anlamda değil ama ha, dünyada böyle kendinizi terk edip bırakmak yok. Müslüman çalışacak, üretecek. Bazen tenkit ediyorlar tasavvuf erbabını, bir hırka bir lokma. Hayır kardeşim, bir hırka bir lokmayı kendine alıyor ama ötekileri insanlığın hizmetine sunuyor. Müslüman böyle dostlar. Evet şimdi biz dönelim dostlar. Akif'in ifadesini konuşuyorduk. Ya açar Nazmi Celil'in bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için diyor. Yani Akif diyor ki Kur'an-ı Kerim fal bakma kitabı değil, mezar kitabı değil. Ne kitabıdır?
hayat kitabıdır. Peygamber Efendimiz de lima yuhyikum, sizi sünnet diriltecek peygamber sizi neye davet ediyor? Hayata, insanlığa, mutluluğa, adalete çağırıyor bu Kur'an dostlar. Tabii hepsini şimdi ifade etmek zor. Onun için her akşam namazında okuyor ya imam kardeşimiz, hocamız. Lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin. Şayet diyor sevgili Allah'ımız, şu inandığınız şu var ya, şu Kur'an-ı Kerim'i biz dağlara indirseydik. Dağda aklı yok. Ama eğer akıllar olsaydı, hisler olsaydı da bu sorumluluğu onlara verseydik, la ra'eytehu haşi'an mutasaddi'an min haşyetillah. Allah korkusundan paramparça olduğunu görürdün diyor. Başka bir ayette Ahzab suresinde az önce okuduğumuz mealen söyleyelim. İnne aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali. Ben diyor sevgili Allah'ımız, ben bu Kur'an-ı Kerim'i dağlara, göklere, yerlere arz ettim. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِنَّهَا. Ya Rabbi biz bunun sorumluluğundan nasıl kalkarız, kemiklerimiz kırılır. Sonunda اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. İnsan diyor bunu üstlendi ama insan diyor cahil ve cesurdur diyor. Aziz dostlar, öyle bir sorumluluğumuz var ki, usulü tefsir okuyan kardeşlerimiz hatırlarla Hazreti Ayşe anamız diyor ki, böyle kış gününde peygambere vahiy geldiği zaman vahyin ağırlığı öyleydi ki diyor, devenin kemikleri kırılırcasına Efendimizin diyor terleri boncuk boncuk akardı diyor dostlar. İnşallah dostlar, tekrar dönüyorum, o kuyuda ölümle burun buruna gelene, son anda atılıp can kurtarıcı ipe, o ölümü yudumlayan insan nasıl sarılıyorsa, biz Allah'ın kelamına bu ölçüde sarılacağız dostlar. Bir iki hadis okuyayım, vakit geliyor. Dostlar bir iki hadis okuyalım. Efendimiz buyuruyor ki, İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li eshabihi. Kur'an-ı Kerim okuyun, yarın Kur'an-ı Kerim sizin şefaatçiniz olacak. Yarın ahirette elinizden tutacak. Ya Rabbi, bu adam senin kitabını gece gündüz okudu. Geçen akşam gördünüz değil mi yavrular? Bak şurada erkek Kur'an kursu var, küçük yavrular okuyorlar. Okula gidip geliyorlar değil mi? Büyük bir gayreti görüyorsunuz. Onların yaşındaki çocuklar sokakta bonzai içiyor. Ama bunlar burada Kur'an okuyorlar. Bu insanlığa hizmet edecekler. İnsanlığın ufkunu açacaklar. İşte bak Şumbuli Sinan Hazretleri bütün dünya gelip ziyaret ediyor dostlar. Ebu Eyyub el Ensari, rehber işte. İşte bunlar insanlığa hizmet eden, ufuk veren insanlar. İnsanların kanını emmek için değil. Bugün iki insanın iki yetelesini almak için, af buyurun, insanı hayvan gibi öldüren bonzai'nin satışını yapanları bir düşünün, insanları katleden, bir de insanlığı mutluluğa kavuşturan insanları düşünün. Geçen gördünüz mü bilmiyorum. İşte İslam'ı da konuşurken, Kur'an ahkamını konuşurken içkiyi haram kılıyor. Niye? Çünkü İslam diyor insanın canına, vücuduna, malına, servetine ne zarar varsa onları yasaklamıştır. Geçen haberleri bir ahbabın evinde izliyorum. Bir metruk evde diyor 3 tane delikanlı bonzai almışlar da orada unutulmuşlar. 112'yi çağırmışlar dostlar. Çocuklar nasıl ölüyor biliyor musunuz? Hayvanı böyle boğazlarsınız da ayakları çırpınır ya. Çocuklar kafayı duvara vuruyor. Kaç para kazandı o bonzai satan vatandaş? 5 yetele kazanmıştır. İnsanın vücudu bu kadar, insanın bu kadar değersiz midir dostlar? Ama Allah ayeti celilede innemel hamru, şarap haramdır. Aklınızı giderip sizin değerinizi düşüren şeylere, uyuşturucunun hepsini ben yasakladım dediği zaman Kur'an'ın emirlerine bazen baş kaldırıyoruz. Ama geçen söyledim mi size, Ermenek'te Allah rahmet etsin 300 kişimiz öldü diye gözyaşı döktük ama bugün günde bonzai'den, uyuşturucudan kaç kişi ölüyor biliyor musunuz? Bir doktorlara sorun dostlar. Allah'ın ahkamının dün olduğu kadar bugün de ihtiyacımız var dostlar. Efendimiz tekrar başka bir hadiste buyuruyor ki, İnnellezî leyse fî cevfihi şey'un minel Kur'an kel beytil harib. Buyuruyor ki kalbinde Kur'an'dan bir şey olmayan harap, enkaz bir ev gibidir. Başka bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, lâ tecalû buyûtekum mekâbire. Evlerinizi kabirler edinmeyin. Ne demek kabir? Kabirde ibadet yok, Kur'an okumak yok biliyorsunuz. Evlerinizi bu hale dönüştürmeyin. Niye? İnne şeytana yenfiru minel beytillezî tukravu fîhî suratul bakara. Bakara suresinin okunduğu evde şeytan kaçar diyor. Dostlar, evimizde huzursuzluk var mı? Evlat babayla kavgalı mıyız? Eş kayınvalideyle kavgalı mıyız? Burada bir eksiklik var, seccadede, secdede,
Kur'an ayetlerinin okunmasında bir eksiklik var dostlar. Sade burada değil dostlar, böyle bir nesli de yetiştirmemiz gerekiyor. Bak elhamdülillah siz bu işin farkındasınız. İşte sağınızda solunuzda Kur'an kursları var. Bizim ehil bir kadroya ihtiyacımız var dostlar. Siz alınmayın ama evlatlarınıza dahi kıymıyorsunuz dostlar. Kur'an kurslarına böyle zekası çalışmayan insanları bazen, Kur'an kursunu okuyan kardeşlerimizin gözünden ayaklarından öpüyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Hiçbir yerde başarılı olamayan çocuğu Kur'an kursuna getirirseniz bu mihraplar boş kalır. Peygamber dünyanın en zeki insanıydı, fetanet idi. Dünyanın en zeki insanıydı. O halde Kur'an-ı Kerim'le iştigal edenler dünyanın en zeki insanı olduğu gün bu ümmet kurtulacak dostlar. Ama bugün biz çocuklarımıza yabancı dil okusun, o okulda okusun, bu okulda okusun, her fedakarlığı yapıyoruz. Cenazemizde Fatiha'yı okumayı öğretmiyoruz. Alınmayın dostlar. Bir hakikatin altını çiziyorum. Ne olur sonra biliyor musunuz? Zaman zaman arıyorsunuz. Hocam televizyonda şöyle bir müftü var, böyle bir kariye yapmış prof, doçent var. Şöyle bir fetva veriyor. Cevabı nedir? Bak ne buyuruyor Efendimiz? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ Allah Teala ilimleri böyle kitaplar almakla, içinizden Kur'an'ı kitabı almakla almaz. Ne yapar? وَلَاكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَا Alimleri kabzeder, ruhlarını alır. Hatta اِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا Ortada alim kalmaz. Kur'an ayetlerini bilecek alim kalmaz. اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا İnsanlar alim kalmayınca cahil insanları baş edinirler. Fesuilu onlara fetva sorarlar. Feftev bi gayri ilmin onlar da ilimsiz fetvayı basarlar. Fadallu ve adallu. Kendileri de sapıtır, insanlığı da sapıttırırlar. Adam arıyor diyor ki peygambere ihtiyaç var mı sünnete? Hayır diyor. Peygamber postacıydı diyor. Adrese mektubunu teslim etti, işi bitti. Ya sen nereden bahsediyorsun? Men etaa Resul'e fakat etaa Allah. Sevgili Allah'ım buyuruyor ki bana peygambersiz gelemezsiniz. Siz Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacaksınız yahu peygamber olmadan? Ama bunu söyleyen kariyer yapmış insanlar. Gayrimüslimleri cennete sokmanın telaşı var. İnanmayan bir insanı siz Allah'a peygamber inanmayanı nasıl sokacaksınız? Ölçüleriniz size mi ait, Allah'a mı ait? Ama dostlar sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bizim alim yetiştirme işimizden kaynaklanıyor. Bir hocam vardı, Hasbi hocam. Onun bir sözü var. اِذَا كَانَ الْوَادِ خَالِيًا عَنِ الْكِلَابِ يَكُونُ الثَّعْلَبُ ف۪يهَا وَالِيَا Diyordu ki, vadilerden tilkiler kaybolunca, arslanlar kaybolunca, tilkiler arslan kesilir. Eskiden diyorlar ki, Fatih Camii'nde 1-2-3 saf, kurra, alim, orada namaza geçip ayakların titrer. Şimdi hele bir Anadolu, tabi siz burada kılıyorsun İbrahim hocam, birçok hafız kardeşlerimiz mest oluyorsunuz. Gidin bir Anadolu'ya bakayım. Öyle köylere gidin ki arkasından acaba namaz olur mu olmaz mı diye düşündüğünüz insanlar var. Niye? Sahipsiz memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Celal Ökten'i okuyorum bugünlerde. Genç kardeşlerime söylüyorum. Ali Ülvi Kurucu hocanın hatıratı var. Dördüncüsünü okuyorum. Dostlar biraz okuyun. Okuyorsunuz biliyorum. Bir şey dün okudum orada. İmam hatipler Türkiye'de yok. İmam yok ki cenazeleri kaldırsına. Böyle cenazeler bekliyor ki etraf köyden imam gelsin. Celal Ökten Hoca Ankara'ya gitmiş. Tevfik İleri kendi oğlu, kendi talebesi, Milli Eğitim Bakanı, Adnan Menderes Başbakan. İmam Hatip'i başbakan olduğu halde açamıyor. Bir ay diyor 70-80 yaşında bir adam diyor. Altıma kaçırıyorum. Elbiselerim yok. Elbiselerim bitlendi diyor, param yok. Diyor alıyorum çayı, simide bandırıp yiyorum, otelde kalıyorum. İstiyorum ki bu milletin cenazesini kıldıracak bir alnı öpülesi imam yetişsin, imam hatiplerin iznini alayım. Açmıyor diyor, imzalamıyor diyor memur. En son diyor tevfikleri, hocam biraz daha, bir ay oldu diyor. En son diyor ki Adnan Menderes dedi ki siz içeridekenden birden bir geleyim. Gittim memurun yanına, memur dedim yavrum niye imzalamıyorsun bu imam hatibin açılışını, orta kısımlarını. Hocam dedi bu beni aşan bir konudur. Ben aşamam, bu beni idama götürür. Yaz oğlum dedi ismin altına, ben imza atacağım. Adnan Menderes'in imzasını. Bu milleti diyor aldım Ankara'dan geliyorum diyor İmam Hatipler'in açılışını. Sevindiğim kadar bir daha diyor Harem-i Şerif'te Beytullah'ı görünce sevindim. Dostlar bugün burada İbrahim hocaları dinliyorsanız, cenaze imamlarının kalitesini görüyorsanız, mücadele veren insanların gayretiyle sizin yardımlarınız da oldu dostlar. Unutmayın ama sizin yavrularınızı görmek istiyorum.
Ben Kur'an kursunda çocuklar okutuyoruz dostlar ama çoğusuna bakıyorum fakir çocuklar. Üstüne başına ayakkabısı yok. Marka giyen çocuklar yok Kur'an kursunda. Geçen senelerde, evvelki senelerde bizim kursta hatırlıyorum 6 ayda hafızlığını yapan çocuklar vardı biliyor musunuz? Bir senede hafızlığı yapanlar vardı. Mükemmel Arapça okuyorlardı ve piyasaya çıktıkları zaman elhamdülillah ben İsmail Ağa Kur'an kursu bütün Kur'an buradaki işte erkek kursumuz, kız kursumuz veya çocukların okuduğu kursta bak burada gece gündüz bakıyorsunuz. Burada bir faaliyet var. Aziz dostlar bir gayret istiyor. Ama siz de ne olur elinizi taşın altına koyun. Acımayın, yardımcı olun. Hiç param yok benim hocam. Git bir gün Kur'an kursuna de ki hocam benim param yok ama bir gün şu çocukların bulaşığını yıkamak istiyorum. Yarın ahirete gittiğimde Rabbim bana derse ne yaptın? Ya Rabbi Kur'an okuyanların bulaşığını yıkadım. Ben inanıyorum ki sizi cennete götürür. Ama dostlar iki tane İngilizce bilen çocuğumuzu alkış tutuyoruz. İki üniversite bitirdi ve alkış tutuyoruz. Ama gelin görün üniversite mezunlarını tenkit etmek istemiyorum. Ben de üniversite mezunuyum. Ama dostlar acemi eğitimi almadan cepheye gidilmez. Kur'an eğitimini aldıktan sonra istediğiniz yere gönderin. Kişiliğini, kimliğini verin. Salın o çocuğa bir şey olmaz dostlar. Ama kendi değerlerini vermedikten sonra biliyorsunuz değil mi? Dünyada başka bir devlet yok bizim ülkemiz gibi. Aydınıyla savaş halinde olan bir millet yok. Bu milletin aydını hep bu millete tepeden baktı maalesef. Şimdi elhamdülillah biraz seyir değişti de profesör bakıyorum hocam yazmış tahtaya profesör konuşma yapacak buraya. Ben profesör de değilim ama benle konuşuyorum işte hasbelkader. Dostlar işte böyle olunca ben de seviniyorum. Ezan bitti dostlar. Allah Celle kesenize bol bereket ihsan eylesin. Kesenize Halil İbrahim bereketi versin. Vücutlarınıza sıhhat ve afiyet versin. Hastalarımıza acil şifa versin. Başta giden şu iki kardeşimize, büyüklerimize ve bütün geçmişlerimize özellikle Sümbül Sinan bu memlekette, bu toprak altında yatan bütün geçmişlerimizin kabirlerini nur eylesin. Vücutlarınıza sıhhat ve afiyet versin. Allah'ım helalinden merzuk eylesin. Görünmez bilinmez kaza belalardan muhafaza eylesin. Cumanız mübarek olsun. El-Fatiha.